Merhaba gençler, yepyeni bir bilgi yarışması videosundan hepinize selamlar. Bugün gördüğünüz gibi birbirinden gerizekalı 4 kişiyle karşı karşıyayız. Bu kadar gerizekalısını bir araya nasıl topladınız demeyin, biz de bilmiyoruz. En zekileri şu polis üniformalı olan gibi gözüküyor. Şimdi üstüne bir şey alınca 33 ediyor. Değil mi? He? Bugün dış ses olarak yer alacağım için benim kameram videoda olmayacak. Fakat yarışmacılarımızın kamerası olacak. Sorular Dead by Daylight üzerinden gelecek ve her bir yanlışında kurbanlar hasar alacak. İlk yanlışlarında geri alınacaklar, ikinci yanlışlarında ise geri düşecekler, yani yarışmadan elenecekler. Aynı zamanda her bir yarışmacının iki tane joker hakkı var. Bir tanesi %50 joker hakkı, diğeri de Mami'yi arama joker hakkı. Her turun sonunda ayakta kalan son kişi 20 liralık ödülün sahibi olacak. 2 veya 3 tur bu şekil oynayacağız. Benim adım Dwight, dolapları severim. Ben RPD'den Leon, Nemes'in kafasını kopartıp geldim yarışmaya. Herkese başarılar diliyorum. Freddy'nin tırnaklarını çaldım geldim. Artık ben daha çok iyi hit vuruyorum. Ben Hawking'den geldim. Kaslı kollarımla herkesi yeneceğim. Şimdi arkadaşlar 60 tane sorumuz var, tamam mı? Kendi şansınızı kendiniz belirlemeniz için sorular sırayla gitmeyecek. Birden 60'a kadar sayı söyleyeceksiniz. Sonra bana zor geldi, bana basit geldi, ağlamak yok, tamam mı? Her soruda 20 saniye süreniz var, unutmayın. 36. 36. Abi soruyu soruyorum. D şıkkını okuduğum an süren başlıyor, tamam mı? Koruma hasarı alan kurbanı sakat durum etkisi altına sokan avantaj hangisidir? A. Azabın izleri, B. İstifçi, C. Zorla kefaret, D. Son darbe. Süren başladı. Zorla kefaret. Son kararım mı abi? Son karar. Doğru cevap arkadaşlar. Tolga Bey'i bir alkışlayalım. Tek beni alkışladım amınımı, alkışlasanıza. Ne çekemez yarışmacı bunlar amık. Abi. Abi ne alakası, alkışladım abi, vallahi ya. Ben alkışladım. İmot olsa oyunda yapacağım yani. Yok abi. İmot yok. Tolga Bey'i tebrik ediyoruz ilk sorumuzda. İkinci sorumuz İbrahim Bey'e geliyor. İbrahim Bey bir sayı alalım birden 60'a kadar. 14. En uzun katil hangisidir? A. Trapper, B. Wraith, C. Demogorgon, D. Cellat. Süren başladı. Trapper vardı değil mi? Trapper diyeyim. Son 10 saniye. Eminim son kararım demeden kitlemiyorum. Son 5. Eminim son kararım. Trapper yanlış cevaptı. Aman ha. Doğru cevap Demogorgon'du arkadaşlar. Aa. Bir dakika vuramadım onu. İbrahim Bey. Yok o da bitirizde bir sıkıntı var. İlk yanlışını alıyor. Bir sonraki yanlışında ilk turdan eleniyorsun İbo. Bak joker hakkın vardı ya, kullanmadın tamam mı? Bak dikkat et. Tavuk Bey birden 60'a kadar bir soru alalım. 35. İzmir'den geliyor evet. Tavuk Bey'in sorusu. Nurse'ün eşinin ismi nedir? A. Andrew, B. Chris, C. George, D. Benjamin. Süren başladı. A'yı tekrardan alabilir miyim? A. Andrew, B. Chris, C. George, D. Benjamin. B. Üç. George diyorum. B. George değil tam B mi dedin? George hangisi sonuyor? B. Chris yanlış cevaptı. Doğru cevap A. Andrew'di. Arkadaşlar bak jokerlerinizi harcamıyorsunuz. İlk hasarınıza çok erken geçiyorsunuz. Sınavıma iyi çalışmışım. Ben tabii ki Konya. 42. 42'den yürüyoruz, okey. Ali Bey'e basit bir soru geldi. Gece nöbeti avantajı hangi efektin süresini azaltmaz? A. Bitkin, B. Körlük, C. Zayıf, D. Kan kaybı. Süren başladı. Zayıf etkisi demek istiyorum, son kararım. Ali Bey'i tebrik ediyoruz, doğru cevap. Alkış alalım. Yine sadece ben alkışladım. Kendimi alkışladım, Allah'ın cezaları, alkışlasanız ama. İlk tur sonucunda Tolga ve Ali birer doğru, Tavuk ve İbo birer yanlış. Tam tahmin ettiğim gibi gidiyor. Aynen hilal. Hayır öyle bir şey yok. İbrahim Bey can yenilemeye çalışıyor. Kardeşim şey yaparak. Yerine git, yerine git. Git yerine git. Adam akıllı dur orada. Arkadaşlar şu uyarımı yapmadım. 20 saniye süre içerisinde zaten internetten bakamazsınız. Çok zor. Facecam'da gözükür baktığınız. Ama yine de muhteşem bir yol buldum. Buran çarpsın diyeyim. Ya hayır ya. İşi çözdüm, hemen çözdüm işi hemen. Hayır ya. İkinci memleketi söyleyeyim, 58. 58 geliyor Tolga Bey'den. Kesin kazık geldi evet. Yo abi sana da basit soru geldi, hadi bakalım. Adam Francis oyuna hangi katille birlikte eklenmiştir? A. Plague, B. Spirit, C. Ghostface, D. Legion. Süren başladı abi. Spirit son kararım. Spirit son kararım, doğru cevap. Tebrik ediyoruz Tolga Bey'i. Arkadaşlar kolay sorular bravo. Gidiyor bak yavaş yavaş. İbogil iyice sıçacak nasıl gibi. Ne uyum ya. Abi bağlı nasıl okuyayım ya. Ya memleket sorular kolay işte İbrahimci. Sen de memleketini seçsene. Tamam 9'u ver lan. Ver lan 9'u. İbo'ya 9 mu veriyoruz? Hadi bakalım. Sanırım oyundaki en basit soru İbo'ya geldi. Tebrik ediyoruz. Oy. Ama konu İbo olduğu için zorlanabilir. Son Maske Adağı hangi haritaya aittir? A. Ormond Dağı, B. Kızıl Orman, C. Bataklı Göl, D. Bedum Anaokulu. Süren başladı. Demiştim zorlanacağını. Kızıl Orman demek istiyorum, son kararım. Tebrik ediyoruz.
Risk aldı ve Joker kullanmadı. Bu soruda da kullanmasın olsun zaten. Helal olsun be. Bravo, bravo. 27. 27'den geliyor Tavuk Bey'e. Ooo. Evet. Bakalım hafızanız nasıl? Ne yapabilirsin? Dead Dur by Daylight'ın çıkış tarihi nedir? A. Pardon. A. 14 Haziran 2016. B. 24 Haziran 2016. C. 14 Haziran 2015. D. 24 Haziran 2015. Süren başladı. Face cam'inden görüyoruz, internete falan bakıyorsun. Yok, Joker'lerin var bak, son asılışın, son vuruşun. Tamam. Joker mi kullanıyorsun? 150-50. Tamam. Süre duruyor Joker kullanıldığı zaman arkadaşlar, haberiniz olsun. B ve D şıkkı gitti. Evet. A ve C şıkkı kaldı. 14 Haziran 2016 mı? 14 Haziran 2015 mi? Ha. 14 Haziran 2016. Son kararın mı? Son kararım. Tebrik ediyoruz Tavuk Bey'i, de alkışlıyoruz, o da bravo. Ölümden döndü. Ölümden döndüğü için onu da alkışlıyoruz. Risk aldı, Mami'yi aramadı. Mami'yi kimse aramıyor şu an. 15 ben olsam Mami'yi aradım. Ama 16 kalır diye %50'yi ben de kullanırdım. Ben de öyle. İbo tamam, İbo sen şanslısın, sus tamam mı? Tamam. Ben bunu döverim bak, sunucu. Şu arkadaki var ya, tımdan. Ya sus lan, arkadaşlar, sus. Arkadaşlar Tolga abi ne yapıyorsun, hemen fırsatını sadece dayıyorsun adama ya. Sıradaki sorumuz Ali Bey'e geliyor. 59. Yüksek bahis avantajı tüm kurbanlara yüzde kaç bonus şans sağlar? A %4, B %2, C %3, D %5. Süren başladı. Seviyesi olarak? Son seviye. Bu perk saydığım zaman son seviyesi olarak algılayın. %3 son karar. Tebrik ediyoruz Ali Bey'i. Sınavına çok iyi çalışmış gerçekten. Buna ben çalışmıştım. Bunu biliyordum işte bu. Gerçekten tebrik ediyoruz. Seviye falan soruyor artık. O 20 lirayı istiyorum diyor. 34 o zaman. Okey, yine basit bir soru. Valla ballısınız he. Tolga Bey ve Ali Bey. Katilin ona atılmasını sağlayan eklenti hangisidir? A. Maraz iğnesi, B. Maraz serumu, C. Maraz formülü, D. Maraz virüsü. B. Maraz serumu son kararım. Tebrik ediyoruz, alkış. Bunlar basit sorular beyler, zorlar da var ileride, sıçtınız. İnşallah İbo'yu bir eleriz şu round ya, hadi. O kendi eleyecek zaten. Evet İbrahim Bey, kaçtan gelsin? 60 gelsin lan. Bugün yaptım bu soruyu, dün değil. Normalde diğer soruları dün hazırlamıştım. Bakalım ne yapmışız. Ne ekledin acaba? Sıçtın gibi İbo. Kısa yol avantajında bir kurban kancaya asıldığında kaç nişan kazanırsın? A. 3, B. 4, C. 2, D. 1. Ben Mami'yi arayayım. Tamam, ara hoparlörü ver, iyice sesi aç. Joker kullandığınız zaman süre sınırınız olmuyor beyler. Evet, şu an canlı bağlantımız var Muhammed. Aç orospu. Joker cevap vermiyor mu? Joker cevap vermiyor. Buna da Joker Ahmet. Oğlum haberi var, videomunu söyledim. Oğlum WhatsApp'a yazdı en son, olay gelsin gibi bir şeyler yazdıydım. Joseph boku yedik oğlum, yarışmanın sonuna kadar çıkmaz tuvaletten. Bir daha İbrahim'e ara. İbrahim'e olmuyorsa başka birine. Aranılan Joker'e şu anda ulaşılamıyor. Ako'yu ara. Ako'yu nasıl, neyin lan? Adam Joker'i kullanamıyor, Joker açmıyor diye, bu nedir ya? He Mami. Toplanın sesin gelmiyor, bir yaklaşamıyor. Hoparlöre ver, hoparlöre ver. Mami soru soracağım. Kısa yol perkünde bir kurban kancaya asılınca kaç nişan kazanırız? İngilizcesini soruyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İngilizcesi fast track söyle. Fast track söyle. Yüncin'in perküymüş. Fast track. Yüncin, yüncin. Onu sikicek gibi bir şey eklemiyor mu? %1. O perkümü işte anlatacağız kardeşim sana burada. Bu halatır falan sorun isterseniz. Buluşma planı falan yapın. Aslında kaç tokan verir diyorsun değil mi? Ahmet Bey artık yani yeter. 3 mü? Tamam konuşma lan. 3 diyorum aynen. Evet. Son kararın. Tebrik ediyoruz İbrahim Bey'i. Doğru cevap. Daha doğrusu Muhammed Bey'le tebrik ediyoruz. Görüşürüz, bay bay. Hadi şimdi ben bu yarışmacıya yardımda bulundum. Bakın Ahmet Bey, ben bu yarışmacıya yardımda bulundum. Bana sövdü. Ben şimdi bunu ne yapayım? Ali Bey, o biraz yobaz. Evet, güzel bir soru geliyor Tavuk Bey'e. Bakalım hikaye bilgisi nasıl? Acaba Game Room'da bir izlenmiş mi? Hikayesinde patronunu öldüren katil kimdir? A. Wraith, B. Ghostface, C. Leatherface, D. Trapper. Süren başladı. A. Wraith son kararı. Tebrik ediyoruz Tavuk Bey'i, o da ölümden döndü. Bravo lan mal. Oley. Ali Bey niyeyse bize girecek gibi geliyor ama. En sevdiğim sayı 6'dır, 6. Kendi bacağından avantajı hangi karaktere aittir? A. Jeff, B. Zarina Kasir, C. Yunjin Lee, D. Dedektif Tep. Kendi bacağından şıkları bir daha alabilir miyim? Tam ara, hoparlörü ver, sesi bize net duyulsun. Oğlum ben biliyorum bunun cevabını. Ya bir sussana a**a koydu. Oğlum bir süre yayını açaydım lan. Mami, motor mu geçti? Heh, tamam. Mami, kendi bacağından perk'ü hangi karaktere aittir? Kendi oğlum şunun İngilizcesi yok mu ya? Harbi ben de bilmiyorum, İngilizcesini ayarlamamışsın. Arkadaşlar biz bir Türk kanalıyız, bana ne İngilizcesinden ya? Yollek. Tep var, Yunjin Lee var, Zarina var. Jeff Day dedik zaten. O zaman Jeff, bir tek onunkileri bilmiyorum. İyi tamam Muhammedciğim, sizde sana güveniyorum. Dur bakayım da tamam. Son kararınız mı? Son. Hadi be, yanlış cevap.
Ne şeydi? Güncün. Güncünlüydü. Ya güncünmüş ya. Tamam neyse. O zaman evet, 22 diyelim. Yine basit bir soru. Tolga abi bunları biliyormuş gibi seçiyor resmen. Repliklere sahip resmen olan ilk karakter hangisidir? A. Steve. B. Ash. C. Cheryl. D. Nancy. Süren başladı abi. Ash son kararım. Tebrik ediyoruz Tolga Bey'i. Geçen yani bu kadar çok basit ya. Abi sorularımı çaldın. Sorularımı çaldın. Bana bir açıklasana. Oğlum bak, uğurlu sayılarımı söylüyorum Amık, ne alakası var? Abi kaç tane uğurlu sayım var, bu neymiş? Tamam ya hadi İbrahim eleyelim bir adam. Eleyemeden kodumun. Ben 10 diyorum. Hadi sadece hep 10 numara ki. Güzel bir soru. Tam bir hikaye bilgisi isteyen bir soru. Ya tam... Claudette Morrell hangi ülkenin vatandaşıdır? A. Kamerun. B. Kanada. C. Lübnan. D. Amerika. Süren başladı İbrahim'cim. 150 versene bana. C ve D gitti. Lübnan ve Amerika gitti. A. Kamerun. B. Kanada. İki şık arasında seçimini yap. Oğlum inşallah yanıltmaz ya. Kamerun demek istiyorum. Son kararın mı? Evet. Güle güle sana. Nasıl Kanadalı ya? Şaşırtma soruydu. Kanadalı. Oğlum inşallah yanıltmaz ya. Oğlum Kanada mı? Siyahi olduğu için Kamerun'u bilerek ekledim ve bu yemiş. Tebrik ediyorum kendimi. İlk elenen yarışmacımız oluyor. Hiç şaşırtmadı. Tebrik ediyoruz. 54 diyorum Sakarya. 54 Sakarya diyor. Okey. Yine Yunjinli'den geliyor. Yunjinli hangi ülkenin vatandaşıdır? A. Çin. B. Japonya. C. Kore. D. Tayland. Süren başladı. Ben Mami'yi aramak istiyorum. Abi ne yaptın? İyi mi? Alo Mami. Şey sana bir sorum var. Sesi iyice aç sesi. Mikrofona yaklaştır iyice. Yunjinli nedir? Joker'e bakalım sinirlendi. Seyirci Joker'e sinirlendi ama. Güveniyorum sana bebeğim. Cevap gelmedi ama. Cevap bize gelmedi ama olsun, sen anladın herhalde. Kore dedi. Son kararın mı? Son kararım. Evet tebrik yani ediyoruz Tavuk Bey'i. Oley. Ve Mami Bey'i. Tavuk bizi tutursaydın ya bak çok basit. Ya şurada da şunu da sormazsın ya. Ahmet Bey bu arada benim daha iki Joker'im duruyor değil mi? Ali şey evet siz kimdiniz? Tolga Bey'di değil mi? Ooo. Şimdi bu anne, güzel bir soru. Eğer Mami'nin bilgi yarışmasını takip ettiyseniz bu soruyu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ben bilmiyordum. Neyse sorumuzu soralım. Beta sürecindeyken... Ooo tamam Enatsu. Enatsu. Ali Bey diskalifiye oldu. Tolga Bey kazandı. Tebrik ediyoruz. Ali İhsan var oğlum programında her şeyi soru bitmeden bilen adam gibiydin. Ne yapıyorsun onu? Neyse tebrik ediyoruz Ali Bey'i. Uğursuz rakamdan soralım. 31 diyelim. Neresi uğursuz abi, taş gibi sayı ya, ayrıca rakam değil abi sayı. Ooo zor soru. Sana zor soru, bir dakika bunun cevabını ezbere bile bilmiyorum, hemen cevap anahtarından bakacağım. Ghostface'in eğilirkenki hareket hızı kaçtır? A %86, B %90, C %83, D %93. Süren başladı. O zaman Sayın Mayhoş'u ben de arayayım. Tamam abi. Sayın Mayhoş, şimdi bir soruda zorlandım ben. Yardımınız için aradım. Soru şeydi galiba, Ghostface'in yere eğilirken bu çömeldiğindeki hareket hızı kaçtır soru. Şıkları alabilir miyim Muhammed Bey? Abi 86, 90, 83, 93. 86, 80, 83, 93. Abi. Kontra göster falan abi, dur ben bir daha. Abi 86, 90 bu ikisini söylemem ya. 86, 90. 83, 93. Ya şıklar, oğlum söylüyorum ya 86, 80. Abi 80 yok abi. Bir dakika ya nasıl yok? Abi 86 90 83 93. 86 90 83 93 pardon. 83 93. Aynen. Evet. Evet. Abi adres mi tarif ediyor? Abi iki lahmacunla bize söylesene sana zahmet. Bir dakika. Evet. Caminin oradan sağa mı dönüyorsun? Joker de bilmek. Joker emin olamadım. Peki. Tamam Mami'cim. Teşekkür ediyorum. Tamam canım. Adamlara selam söyle. Evet. Joker 90 dedi ama ben 90'a güvenmiyorum. 86 son kararım. Yanlış abi. Joker'in şıkkı doğruydu. Harbi mi? Hayda. 90'da abi. 40. Elimizdeki eşyanın yükü bittiği zaman yarısını geri doldurmamızı sağlayan avantaj hangisidir? A. Son çare. B. Kalıcı yapı. C. Şansın güldü. D. Kan yemeğini. Süren başladı. Son çare, kalıcı yapı, şansın güldü, kan yemeğini. Çare. Son çare mi? Son kararın mı? Şansın güldü. Son kararın mı? Son kararım. İkisi, evet. İkisi de yanlıştı. Vereceğin şık. Kalıcı yapı. Gel sana da altro çekiyoruz. Sen de şuradan devam et. Arabanın oradan sağa dön, ilerle. Yavaş yavaş git. Şansın güldü.
Şimdi final öncesi bir iddialı konuşma alalım Tolga Bey. Sizce kazanabilecek misiniz? Tamam, valla Joker'ime güvenmedim. Pişmanım. Evet abi. Güvenseydim daha rahattım. Ama kazanma ihtimalim var tabii. Ali Bey. Yani tabii ki yarışmacımdan yanımdaki yarışmacıdan tabii korkuyorum ama kazanacağıma da güveniyorum. Bir tokalaşın bakayım final öncesi. Gel abi şöyle. Gerçekten tebrikleri büyük. Tebrik ediyoruz gerçekten. Bu fair play ikinizi fair de fair play içerisinde ikinizi yani de şampiyon yaptı şu an gözümde. 24. 24 diyor Ali Bey. Oyundaki ikinci kadın katil kimdir? A Nurse, B The Hag, C Huntress, D Spirit. Süren başladı. Huntress son kararım. Yanlış cevap. The Hag'di. Lan. Ali Bey veda ediyor. Tolga Bey ilk turun kazananı. Beyler bir sessiz hemen bir röportaj. Tamam. Bu 20 lirayla ne yapacaksın abi? Nasıl değerlendireceksin bu 20 lirayı? Bu 20 lirayı Mega kostüm alacak. Yani evet Mega yatırım yapmayı düşünüyorum tekrar. Yarışmacımız canlandı. Yarışmacımız canlandı. Yakalayın. Lan Tolga abi düşürdüm. Arkadaşlar şampiyon Ali oluyor. Evet arkadaşlar ilk turumuzun kazananı Tolga Bey oldu. 20 liralık Steam cüzdan kodunu kaptı valla. Indiregan'da yaptı. Şimdi de ikinci turumuzdayız. Birinci sırada Ali Bey, ikinci sırada Tavuk Bey, üçüncü sırada İbrahim Bey ve son sırada da Tolga Bey var. Geçen ele şampiyonu geldi. 38. 38 okey. Sorunuzu da sormadan önce hatırlatayım. Joker haklarınız yenilendi. Yeni bir turda olduğunuz için. Herkesin yine iki tane aynı Joker hakkı duruyor. Jeff Johansson buraya gelmeden önce nerede çalışıyordu? A. Dövmecide, B. Gece kulübünde, C. Kafede, D. Video oyun dükkanında. Süren başladı. Ben Muhammed Bey'i arayayım işte. Tamam, ilk sorudan Ali Bey. Bunun cevabını biliyordum da hatırlayamadım yani. Evet Ali Bey, buyurun. Sorumuz şöyle. Jeff Johansson hangi buraya gelmeden önce nerede çalışıyordu? Gece kulübü, evet. Kafe, video oyun dükkanı. Oyun dükkanı. Son karar. Tamamdır, teşekkürler. Oyun dükkanı. Son karar. Tebrik ediyoruz Ali Bey. Güzel bir... Allah Allah. Güzel bir soru elendi bak. Güzel bir soru çıktı aradan. Joker gitti ya. Nia Carlson hangi ülkenin vatandaşıdır? A. Almanya, B. İsveç, C. Amerika, D. Fransa. Süren başladı. 3, 2, 1. İsveç diyorum. Son kararın mı? Son kararın. Yani zaten süren bitti son kararın. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Carlson'dan yani bilinir de Carlson'dan. Yani Carlson'dan bilinir. 5. Bedham anaokulu haritasının kaç varyasyonu vardır? A 4, B 6, C 2, D 5. Süren başladı. Freddy'nin miydi orada Michael'ın mıydı? Freddy'nin. %50. Tamam süreyi sıfırladık. 4 ve 6 gitti. C 2, D 5. 2 tane şıkkın kaldı. 2'dir ya. Son kararım. No. 5 tane mi? Oğlum, evet. İbo nasıl bilemiyorsun oğlum 5 lan? Oğlum İbo... 5 tane varyasyon nasıl olur ya? Oğlum Bedim 1, Bedim 2, Bedim 3, Bedim 4, Bedim 5 işte. Neyse İbo şaşırtmıyor. Beklediğim gibi gidiyor. Evet Tolga abi. Yok benim de böyle başladığım şey yapmadım. Şey var mı? 21? Abi yani bu soruyu bir tek sana gelmesini istiyordum. Umarım beni yanlış anlamazsın. Neyse soruyorum. Hadi bakalım. Yemin ediyorum bir tek sana gelmesini istemiyordum şu sorunun şıklardan dolayı. Lütfen üstüne alın şıkları. Bağlanmış zarf hangi tarafa ait bir adaktır? A katil, B kurban, C öyle bir adak yok, D annene. Abi senin alakası yok lütfen üstüne alınma. Ya oğlum. Işık bulamadığım için yapılmışız. Süren başladı abi. Kurban son kararım. Tebrik ediyoruz. Doğru cevap. Evet arkadaşlar devam edelim. 47. Çıkış kapılarının açılmasını geciktiren avantajın adı nedir? A. Sona kalan, B. Av tutkusu, C. Acımasız hapis, D. Hatırla beni. Neydi? Bir ve sonuncu şık neydi? A. Sona kalan, son şıkta hatırla beni. Hatırla beni ya. Fred'in perk'i diye. Son kararın mı? Bilemedim ya. Ama neyse ya. Ne diyorum ya. Oğlum bana hep niye kazıklar geliyor la? Tebrik ediyoruz. Doğru cevap. Oğlum kolaydı lan. Remember me ama. Evet bence de kolaydı bu arada. 39. Ooo biraz zor bir soru. Mağazada evet, mı var? Mağaza... He, o zaman evet, hatalı soru. Tamam evet. O zaman hatalı soru. Tavuk Bey ne yapalım? Hakkı geçmiş olsun tamam, o zaman ya. Soru benden hatalı. Pardon arkadaşlar. 55 var mı lan? İyi olmasın. İbo sana, İbo sana da hep ülkeli mülkeli geliyor. Hadi bakalım. Felix Richer hangi ülkenin vatandaşıdır? A. Kanada, B. Almanya, C. Amerika, D. Danimarka. Süren başladı. Felix Richer. Ya Ali gülmek yok. Ben Mami'yi arayayım da ölmeyeyim ya. Tutamıyorum. Mami Felix nereli la? Amerika, Almanya. Danimarka, neydi? Kanada. Danimarka, Kanada. Kardeşim ben seni Joker olarak arıyorum. Bir net cevap alayım. Danimarka mı Kanada mı? Yani Mami öleceğim bak yaralıyım. Şey kış kıyafeti falan da var ya. Kanada beni kola tutup da yaktı yalnız.
Claude mıydı lan o? Yok mu bir Danimarkamız? Kanada mı diyeyim, ne diyeyim? Tamam, Kanada diyorum o zaman, neyse artık. Ahmet, Kanada. Son kararım mı? Son kararım. Gel, seni bir uğurlayalım. Hayır. Mami görüşürüz, ben öldüm. Mami Felix nereli la? Ahmet, bir soru daha sorsana da. İbo, senden bir bok olma. Sen devam et, ilerle babacım. İbo, Kanada ve Danimarka arasında gidip geldiniz anladığım kadarıyla. Mami'nin sesini çok duyamadık. Doğru mu? Evet. Danimarka'da yanlıştı. Cevap Almanya'ydı. Abi 25 var. Oo. Huntress'in geliştirilme aşamasındaki takma adı neydi? A. Katil Tavşan. B. Psikopat Necmi. C. Ayı. D. Baltacı. Süren başladı abi. Oo. %50 hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam. Abi, B ve D gitti. A. Katil Tavşan mı? C. Ayı mı? Ayı son kararım. Tebrik ediyorum. Riskli bir cevap ama doğru cevap. Ya doğru, Rusya'nın şeyi ya. Ayı ya hani. Evet abi. Rusya Ligi'ne. Seni tebrik ediyorum. İbo, işte İbo bu zekiliği yapamadı abi. Özür dilerim. 7 olsun. El fenerine eklenti olarak taktığımız yeşil batarya kaç saniye kullanım süresi ekler? A. 6. B. 8. C. 10. D. 4. Süren başladı. 6. Son karar. Efendim, tebrik ediyoruz. Ali Bey dikkatliymiş, bunu anladık. Enduring, yani dayanıklı avantajı eskiden hangi özelliğe sahipti? A. Perklerden gelen stunları azaltıyordu. B. Pencerelerden daha hızlı geçmeni sağlıyordu. C. Stun yediğimizde paletleri kırıyordu. D. Stun yediğimizde kurbana topal efekti uyguluyordu. Süren başladı. Totem gösteren değil mi şu anki özelliği? Hayır, Enduring dayanıklı var ya. Şu an sersemletme süreni azaltıyor. Şu an. Yani paletle vurdukları zaman sersemletme süreni azaltıyor. Son dediğini bir daha alabilir miyim? Süren bitiyor amurum. Stun yediğimizde kurbana topal efekti uygulardı. Süren bitti. Ya bir şey diyeceksin ya Joker kullanacaksın seriyi. D. Yanlış. Doğruydum amur. Bu Mami'yi aradı mı? Mami'yi aramış mıydı? Tamam. 32 var mı? Sırlar Mabedi hangi gün yenilenir? A. Salı. B. Perşembe. C. Çarşamba. D. Cuma. Ya kafam karıştı, ben Mami'yi arayacağım. Mami? Mami hiç gitmiyor sesin ama neyse, ben gene duyuyorum. Çok basit bir soru ama bilemedim. Sırlar Mabedi hangi gün yenilenir? Kolaydı ama ben şey yapamadım. Emin, çarşamba mı diyorsun? Abi kolaydı, ezmez ayıp oluyor şimdi yarışmacılara. Evet, Mami'ye geçen güvenmemiştim. Bu el güveniyorum. Çarşamba son karar. Geçen el güvenmedin, seni yaktı. Bu el güvendin, yine yaktı abi. Çarşamba değil mi? Hayır hayır, şaka şaka, doğruydu, çarşambaydı, doğru. Abi bir tırstın orada. Abi bir tırstın. 32. Mal, daha yeni sorduk onu. Mahvolmuş fotoğraf adağı hangi haritaya aittir? A. Yamaoka. B. Springwood. C. Haddonfield. D. Ormond. Türen başladı. Ormond. Sıkı son karar. Tebrik ediyoruz. Doğru cevap. Basit bir soruydu. Ooo. Bu çocuğa da hep böyle sorular geliyor anasını satayım. En az bilgili o, neyse. Nurse'un özelliğinin adı nedir? A. Zincir sıçraması. B. Sıçrayan ruh. C. Spencer'ın son nefesi. D. Ruh esintisi. Süren başladı. Emin olmak için %50 elini kullanmak istiyorum. %50 elini kullanmak istiyorsun. Tamam. Süreni durdurdum. B ve D gitti. A. Zincir sıçraması. C. Spencer'ın son nefesi. Kumarda risk alacaksın. Spencer'ın son nefesi. Son kararın mı? Evet. Tebrik ediyoruz. Doğru cevap. Zor bir soruydu. Ulan ne çabuk bana geldi. 37 var mı? Oni'nin özelliğinin ismi nedir? A. Yamaoka'nın öfkesi. B. Yamaoka'nın gazabı. C. Yamaoka'nın intikamı. D. Yamaoka'nın nefreti. Süren başladı. Çok emin olmayarak şey yapıyorum ama Yamaoka öfkesi son kararın. Dırıp rıp rıp rıp. Gazabı değil mi? Yamaoka'nın gazabıydı. Ali Bey, sendeyiz. 46. Acil medikal kit eşyasının yükü kaçtır? A. 24. B. 16. C. 32. D. 20. Süren başladı. 24 son karar ama. Dırıp rıp rıp rıp. 32 miydi? 32 miydi? 16'ydı. Yeşil medkit arkadaşlar, acil medikal kit. Aa, doğru lan. Lan kafam moral. 16. 30. Zor soru. Mına koyayım. Oyundaki en yaşlı katil kimdir? A. Blight. B. Hag. C. Deathslinger. D. Play. Telefonla arama joker hakkın var diye biliyorum. Kullanmak istersen. Kullanıyorum. Tamam. Ara bakalım. Mami, soru neydi? Oyundaki en yaşlı katil kimdir? Play. Var mı şıklarda? Var. Alo? Evet. Tamam, tamam, hadi bay bay. Son kararım. Tebrik ediyoruz. Zor bir soru. Tavuk telefonu kapatmadı diye stun yedi. 41. Kocaeli diyorsun abi, hemen bakalım. Senin gibi tecrübeli bir adamın hemen bilmesi gereken bir soru. İbo çay içiyor arkada, afiyet olsun. Sırlar Mabedi'ndeki avantajlar kaç kristaldir? A. 1500.
B2500, C3000, D2000. 1500, 2500. Kaç dedin? 3000, 2000. Ya 2000 son kararım. Tebrik ediyoruz. Biraz zorlandınız Tolga Bey ama. Vallahi var ya, bir an bilemeyeceğim zannettim abi. Var ya, bir an gittim geldim ya. Abi çok basit soru, yapma be. 26. Zarina'nın okulda kullandığı adı neydi? A. Sarina, B. Karina, C. Kasarina, D. Zeyna. Oo, ben bunu bilmiyorum ki. %50 kullanayım bari, tamam. %50. %50 kullanıyorsun, okey. A ve D gitti. B. Karina, C. Kasarina. Bilemedim ya. Kasarina diyorum, bilemedim ama. Kasarina son kararım mı? İnşallah doğrudur lan. Yes ah. Be. Oy, Karina mıydı lan? Magarina. Ama gönle sana fena fasa fena sana hu. Ama gönle fasa fena sana hu. Bana gelen sorulara bak ya. Bu nedir? Nereye gittim lan? Evet Tavuk Bey. 28. Yalnız doğru artık mi? Şu Nurse'u bırak. Tamam mı? Şu Nurse'u bir sal. Nurse'un ana silahının adı nedir? A. Tam testere. B. Düğün testeresi. C. Kemik testeresi. D. Kemik kıran. B. B. Düğün testeresi mi diyorsun? D diyorum. Son kararın mı? Son kararım. Magarina. Tolga Bey. Tebrik ediyoruz. Gençler evet, şimdi sorularımız azaldığı için hızlandırılmış bir son tur yapacağız. Onda da olayımız şu. Gördüğünüz gibi herkesi yaraladım. Yani ilk yanlış cevaplarında direkt eleniyorlar. Soruları da sayı alarak sormayacağım. Boşta kalan soruları sırayla soracağım. Artık kimin şansına ne gelirse. İlk sorumuz ben İbrahim Bey'e geliyor. Doktorun oyundaki zorluk modu nedir? A. Zor, B. Kolay, C. Orta, D. Yohanmana. Süremiz başladı. Son 10 saniye, 2 tane joker hakkınız bulunuyor İbrahim Bey. Mami arayayım mı ben bir? Tamam, ara bakalım. Mami selamlar, yine ben. Mami, oyundaki zorluğu ne doktorun? Yani o doktorun oyundaki zorluğu ne? Zor mu, kolay mı, yoğamına mı? Zor diye hatırlıyorum ben ama ben zor diyebiliyorum ya. Sen niye aradım o zaman abi? Zor diyeceğim ben, aynen. Zor diyeyim yani. Ama zor diyorum, son kararım. Tebrik ediyoruz İbrahim Bey'i. Aynen, zormuş. Görüşürüz. İbrahim Bey, biz çok duyamadık jokerinizi ama o ne demişti? İşte o da zor düşünüyormuş. Okey, sıradaki evet. Sorumuz Ali Bey'e geliyor. Çok basit bir soru. The Pig'e hiçbir eklenti takmadığımızda maça kaç tuzak ile başlar? A2, B3, C4, D5. 4, son karar. Tebrik ediyoruz. Süreyi bile başlatmadım. Moruk, bu ne ya? Ağlama lan. Bu ne ya? Oğlum seni döverim. Ya sus lan. Sen demem. Sal lan beni. Müsaadenizle arkadaşlar, Tolga Bey'e sorusunu soracağım. Kavganız evet, bittiyse. Evet, tabii tabii. Kurban perklerinin tamamı kaç sayfadır? A5, B6, C7, D8. Süreniz başladı efendim. %50 hakkımı kullanmak istiyorum. Tamam. A ve D gitti. B6, C7. Aslında. O iki kişi arasında kalmıştın abi sende büyük ihtimal. Valla yeni kurbanları da hesaba katarsak 7 diyorum ben, son kararım. Tebrik ediyoruz, güzel bir tahmin. Güzel. Yeni kurbanları olmadan önce 6'ydı, yeni kurbanlardan sonra 7 oldu. Güzel tahmin abi, aynen. Tebrik ediyorum. Tavuk Bey, medkit kullanırken kanama durdurucu iğne basarsak, yani pembe olan Edon'undan bahsediyorum. Kaç saniye sonra otomatik olarak iyileşiriz? A12, B14, C10, D16. Süren başladı. 150-50. B ve C gitti. A12, D16. 12 diyorum. Son kararın mı? Son kararın. Gel seni White Walk'la vurlayalım. Nasıl ya? 16 yapayım. Devam et. İbrahim Bey, sorunuz geliyor. Coldwind Farm haritası hangi katile aittir? A. Wraith, B. Trapper, C. Leatherface, D. Hillbilly. Süren başladı. Leatherface diyesim var ama. Tamam, ben %50 kullanayım. %50 kullandınız, tamam. A ve B gitti. C. Leatherface, D. Hillbilly. Niye iki testere kaldı amına koyayım ya? Leatherface diyeceğim ya. Son kararın mı? Gidersek Bubba'dan gidelim, aynen. Seni de uğurlayalım. İbbo ya, Hillbilly diye lan. Evet, kamerada ben yarım saat gülüyorum. İbrahim Bey, devam edin. Gerçekten teşekkür ederim beni bu yarışmaya aldığınız için. Siz DC atın lan. Siz direkt DC atın, yerinize geçin. Finale özel can mı versek yarışmacılara diyeceğim de. Ölenlere soralım. Yani ikisi finale kaldığı için ve 3 turda neredeyse finale kaldıkları için bence hak ettiler. Birer can yükseltelim mi? Ali Bey, son çare avantajı hangi karaktere aittir? A. William Bill Overbeck, B. Felix Richard, C. Ashley Williams, D. Quentin Smith. Hayda. %50 kullanayım bir. A ve D gitti. B. Felix, C. Ashley Williams. Tamam ya, şey. Felix. Son kararın mı? Hı. Tebrik ediyoruz. Zor soru. Çünkü eşi hatırladım bir anda. Tolga Bey, sizdeyiz. Özelliğini kullanırken en hızlı katil hangisidir? A. Spirit, B. Legion, C. Hillbilly, D. Wraith. Bunda niye bu like yok lan? Sonucuyu mu sorguluyorsun? Diskalifiye mi edeyim? Joker'imi şimdi kullanmayacağım. O yüzden sallıyorum biraz. Wraith son kararım. Yanlış cevap. Hadi ya. Sama Bey.
Hilbil'le ben yürüme hızını kattım lan. Hilbil'in testleri abi, olduğunu unuttum ama. Özelliğiyle dedim, özelliğiyle. Yani bu soruyu ben üçünüz bilemezdiniz ama Ali'nin bilebileceğini düşünüyorum. Soruyorum. Michael Myers'ın oyundaki görünümü hangi yıldan alınmıştır? A 1982, B 1978, C 1981, D 2007. Süren başladı. 78 ya da 81'di, onu biliyorum da. 78'di herhalde ya. 78 son karar. Tebrik ediyoruz. Tam tahmin ettiğim gibi zor bir soru ama Ali Bey biliyor. Kullanışlı alet çantasının kaç yükü vardır? A 24, B 16, C 20, D 32. Oo. Sayın Muhammed Mahyoş'ta sormak istiyorum. Tamam. Mantıklı. Buyur abi, buyur abi. Alo. Muhammed Bey, bir soruda daha zorlandım. Ölmek üzereyim. Yardımcı olur musunuz lütfen? Bir yardımcı olun Mehmet Ali Bey. İşte aklıma gelmiyor ama kullanışlı alet çantası. Evet. Yani bana böyle geldi ama evet. Medkit, evet. Vallahi benim de ilk aklıma sarı diye geldi ama sen yeşil mi diyorsun şu an? Şimdi yeşilse evet, iki tane yeşil var. Kullanışlı dediğine göre uzun süre giden bir şey diye düşünüyorsun, okey. O zaman cevabı öğrenelim beraber sen buradayken. 32 diyoruz, Ahmet Bey son kararımız. Tebrik ediyorum Tolga Bey, ölümden döndünüz. Tolga Bey, tebrik ediyoruz. Kırışırız şey ödülü. Abi o sorun abi. Acuze'nin oyundaki zorluk seviyesi nedir? A orta, B zor, C kolay, D yoğun. Hiç konuşmadım ben, Muhammed Bey'i arayayım ben. Yok hiç. Muhammed Bey, şimdi Acuze'nin oyundaki zorluk seviyesi nedir? Kolay, orta, zor, yoğun mu? Acuze. He? Pek zordu ya. Zordu değil mi? Herhalde ben de öyle hatırladım da. Pek zor. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Hemen öğrenelim. Acuze zordur diyorum, son kararım. Muhammed Bey, git diyelim Bana iki kere git yedirdin lan bak. Lan bak. Oğlum bak, seni keserim. Ya çık git ya abi, sal beni, sal. Ya bu çocuk bana iki kere yanlış bildirdi, ben ne yapayım? Abi hazır mısın? Abi çok zor bir soru. Oni'nin oğlunun ismi nedir? A. Renjiro, B. Samura, C. İbrahim. Ne? Ya abi siktir git ya. D. Akito. Yani şıklar çok zor olduğu için %30'a indirelim dedik. Vallahi Renjiro ile Akito arasında kaldım ben. Ama Renjiro diyeceğim ya. A son kararım. Yalnızsa da yapacak bir şey yok. Ah be Sama, ah be Sama. Of be. Sonunda lan. Akito'ydu. Harbi mi? Akito'ydu abi. Ali, şimdi sana son bir soru soruyorum. Ha yapma ya. Hayır. Sen kazandın. Orasında sorun yok. Bilemezsen 10 lira kazanıyorsun. Çünkü son tur 10 lira demiştik. Bilirsen 20 lira veririm. Tamam mı? Tamam. Çok iyi. Evet. Soru da basit bir soru. Bak, sana para kazandırmak istiyorum. Tamam mı? Soru çok basit bir soru. Jane evet. Romero'nun programının ismi nedir? A. Jane Romero Show, B. Jane on Live, C. Romerius Show, D. Ibo Show. Şimdi Jane Romero Show çok basit kalıyor açıkçası. O olacağını düşünmüyorum. Eğer oysa zaten şu an sen gidiyorsundur büyük ihtimal. Yani facecam yok. Gülşen'de bir şey olmaz zaten. Yani. Jane'in show mu, Romero'nun show mu? Genelde programlarda hep soy isimleri kullanılır. Romero falandır diye düşünüyorum ama. Tamam, Jane Romero Show son kararım. Jane Romero Show değil. Romero Show. Romero's Show C diyorsun yani. Aynen. Dırırım. Yapma lan. Dalga geçtiği seçenek doğruydu. Jane Romero Show'du. Harbi mi? Evet. Ben İbo Show dersin diye tahmin etmiştim. Röportaj yapalım. İbrahim Bey, nasıl geçti yarışma sizin için? Yani beklediğim gibiydi. Yani çok da geçmedi aslında. Benim için ama eğlenceliydi. Evet, en kötüden başladık. Kötülerden devam edelim. Tavuk Bey, sizin için nasıldı yarışma? Ya benim o kadar beklediğim gibi değildi. Öyle olacağını bilmiyordum. Alime yardım edecektim bu puanla. Ama olmadı. Aynen. Şimdi dedemi görmeye gideceğim denize. Evet, Yunan tohumu kendisi arkadaşlar. İkincimiz Ali Bey, sen neler düşünüyorsun? Yani hep pis pisine kaybettim. Siz de görmüşsünüz. Hep pis pisine gittim. Evet. Ama olsun, biraz zor sorular geldi. Tolga abim de başarılıydı. Tebrik ederim onu da. 10 liramla mutlu bir şekilde ayrılmayı düşünüyorum. Evet Tolga Bey, bugünün milyarderisiniz. Bu arada kamerayı bakmayı unuttum ama. Hoş. Gerçekten muazzam. Ahmet Bey, sorular çalıştığım yerden geldi. Yani her zaman çalışmadık yerden çıkacak diye bir şey yok tabii. Hiç hazırlanmadım bu arada. Tamamen Netflix'te dizi izleyerek geçirdim bütün günümü. O yüzden yarışmacı arkadaşları başarılar da dilemiyorum. Bok gibi oynadınız ama. Şanslıydı. Az biraz dizi izleyin de genel kültürümüz açılsın amık. Bir saniye arkadaşlar. Birinci olarak konuşmam lazım. Bir saniye. Evet. Elit izlerseniz arkadaşlar genel kültürünüz artar diyorum ve not alıyorum cümle. Şimdi abi bana daha yarışma başlamadan önce İbrahim tarafından bir info geldi. Sorular çalındı dedi. Evet. Haydi. Ve hiç favori olmamana rağmen birinci oldun. Şimdi bu konu hakkında İbo ile seviyeli bir tartışmaya girer misiniz abi? İbo terör ekibi olduğu için kendi çalmış.
Ama abi şimdi yanlış çalmış. Evet. Yani cevapları yanlış bakmış. O yüzden elendi. Ve fark ettiyseniz ilk elendi. Niye? Çünkü yanlış soruları çalmış. Evet İbo, ne demek istiyorsun bu konu hakkında? Şu an salak deniyor sana yani kısaca. Şimdi ben yemeğe gitmeden önce Tolga beni aradı, tamam mı? Akşam dedi video var, soru cevap dedi. Ahmet'e de bir yaz da dedi, hani soruları gösterebilirsin, sana bir göstersin, ekran görüntüsünü alıp bana yolla Discord'dan dedi. Oo, bir saniye. Bu ama Ahmet Bey zan altında bırakır. Ahmet Bey, bu iddialara ne diyorsunuz? Abi... Galiba doğru abi, sesimi çakıştığına göre doğru olabilir. Abi zorlandınız sanki Ahmet Bey. Evet gençler, bilgi yarışmamızın sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Benim gülmekten gözümden yaş geldi diyebilirim. Bu tarz bir videonun çekmesi ve editlemesi aşırı zor. İnanılmaz uzun sürüyor. O yüzden bir seri halinde olabilir mi bu video bilmiyorum. Fakat ayda yılda bir şeklinde bu tarz bir konsepte video atabiliriz eğer beğendiyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.